böyle şey düşüyor Mehmet bu hainleri şeysinde bomba patlıyor filan. Şehit düşüyor. Şehit şülaleyi kurtaracak. Sevineceğine cenaze merasimi oluyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber bağırıyor falan filan. Evet. evet. güzel kardeşim. Dinin kuralları var. Cenaze vukuunda, ölüm vukuunda sesli ağlamak lanet sebebidir. Dikkat edin efendim. Bu benim sözüm değil, peygamberin sözü. Ölünün arkasından bağır açar ya dağlarım yıkıldı, dünyam yıkıldı Aa, falan diye ağlıyor, ağlıyor. Bağıra bağıra e, şey etmek, ağıt yapmak lanet sebebidir. Ve de ölen adama azap sebebidir diyor Peygamberimiz. Sizleri kardeşiniz olarak hatırlatıyorum. E, cenaze merasiminde de bir gün ben de bu cansız ata bineceğim sonu bu olacak diye düşünme zamanıdır. Tekbir getirme yeri değildir. Sesli tekbir alıyorlar. Yanlış güzel kardeşim. Sus güzel kardeşim. Bize hatırlatıyorum tekrar diyor. Benim fetvam değil. Dinin kuralı bu. Bunu arz ediyorum. Şimdi bir sahabi böyle şeyi vefat etmiş. Başlamış ki şehit düşmüş. O da işte şehit düşmüş. Başlamış ağlamaya. Sesli ağlamıyor. Gözünden yaş akıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakın sesli ağlamak yasak. Ağıt yapmak, nara atmak ser yasak. Lanet sebebi dedim. Ölen adama e, azap sebebi. Ama Peygamberimiz de işte oğlu yaş yaşamamış. Epter demişler. İnne ata inayi suresini indirmiş. Epter kendiler demiş. Senin yani kıyamete kadar en kalabalık e, biliyorsun Miraç'ta Musa Aleyhisselam ağlamış. Niye ağlıyorsun demişler. Ben kaç yüz sene demiş peygamberlik yaptım. Muhammed Mustafa şu kadar sene yaptı ama cennetin diyor üçte ikisi onlardan benim millet diyor ne kadar yazık etti kendini diye kıskançlığından değil buna kavminin hiza gelmemesine ağlıyor. Böyle Efendimizin böyle bize bir şeyi var. Şimdi orada böyle şeyle durumda sahabi de İbrahim Aleyhisselam da en son oğlu olmuş işte. O da 3 sene özel şeyde yazlık tutmuş. E, Buraya güzel şey olsun diye. Ama 3 yaşında o da vefat edince gözlerinden şapır şapır yalaşmış. Sahabiler demiş, Ya Resulallah sen bizi ağlamaya yasak etmiştin ama kendin ağlıyorsun. Ben size ağıt yapmayı yasakladım. Bağıra çağıra ağlamayı yasakladım. Kalp, kalp mahzun olur. Kalp üzüntülü olunca gözden yaş akar. Bu merhamet eseridir. Bu güzeldir. Evet usul usul ağla güzel kardeşim. Taş kalbi olma. Ama tekbir getir. Sesle tekbir getirme. Nara atma. Avut yapma. Evet şimdi film çeviriyorlar. Güzel film, güzel şey. Ama film gereği uyduruyorlar. Büyük adamlar onlar oradaki. Biz bunların tarihlerini biliyoruz. Cenazesinin başında ooo diye bağırıyor. Yapmaz bu. Kesinlikle yapmaz. Etmeyin böyle. Filmin gereği böyle diye. yapmayın. Millete kötü örnek oluyorsunuz güzel kardeşlerim. Güzel mesajlar veriyorsunuz. İyi güzel de hiç şey bamsi böyle bağırır mı ağlar mı ya Abdurrahman Gazi öldü diye. Etmeyin yapmayın. Melikşah bir şey adam büyük adam hiç böyle yapar mı? bağırıyor falan yapmayın böyle. Film gereği oluyor diye yapmayın. böyle cenazenin arkasında bağıra çağıra ağlamayın, ağıt yapmayın. ama sessiz ağlamak merhamet eseri de iyidir. İşte böyle bir sahabi ağlamış, sesli, sesli değil, gözlerini yaşakmış. Efendimiz ona müjde veriyor. Tepkine, evla tepkine, sen ister ağla, ister ağlama. Ağlıyorsun, istersen ağlama. Evet istersen ağlama. Ma zâlet el evet tazilluhu bi onlar senin öldüğün şeyi çoktan melekler kanatları altına, gölgesi altına aldılar. Melekler çok güzel adammış. Çok kanatları altına aldılar. İster ağla ister ağlama diyor. O böyle bir, böyle ona moral veriyor. E, göze güzel kazandı diye. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabiye ki sesli ağlamamış, şey ağlamış böyle. Evet sesli sesli olmazsa e, hiçbir gölgenin olmadığı o zamanda Cenab-ı Hak onu böyle meleklerin gölgesinde böyle hiç sıkıntı çekmeyecek şekilde çoktan o diyor şey oldu melekler onu gölgesini aldı. O çok kıymetli bir insan diyor. Güzel peygamberimiz o ağlayan sahabiye bu müjdeyi veriyor. Evet tabi o insanın nasıl olduğunu biliyor. Evet pevallahi yemin ederim ki innel melaikete tadilluhu evet sen ağlasan da ağlamasan da o ölen kimseyi e, hatta e, rafa'tumuhu ben yani yücelttiler makamına götürdüler gölgesinde alaraktan etrafını kuşataraktan öldüğü yerden evet Hazreti Cabir'in babası Abdullah evet e, şehit olmuş e, onun kız kardeşi de ağlamış sen ağlasan da ağlamasan da e, ölen kimse yüce makamına meleklerin etrafını kuşattığı gölgeleri içinde çoktan yükseltildi. Evet peygamberimiz Allah tarafından vahiy vahiyle onun halini arz etmiş görmüş ve böyle söylemiş. Evet eee Evet Ümmül Ala Ansar'dan e, bir Ansar'dan bir kadının e, şeysi e, Ümmü Ala bir kadın e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, bir at etmiş e, ve böyle bir hal olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu böylece anlat, bunu anlatmış evet şimdi ben de size arz ettim ölünün arkasından bağıra çağıra karamdır. haramdır Ölene eziyettir, azap sebebidir, lanet sebebidir. E, cenaze merasimlerinde yüksek sesle nara atmak, tekbir getirmek yasaktır. Tefekkür zamanı sessiz gemi. Biz eskiden şairimiz de böyledi. Yahya Kemal Beyatlı sessiz gemi diyor. Kalabalık olacak cenazemize katılanlar, o cenaze şehitse onun ilk ona şehide verilecek ilk hediye diyor. Cenazemizi kılanların günahlarının affı, siliyor hep günahlarını. E bunu kazanmak için gidin. Böyle bir müjde var. E ama sakın tekbir getirmen sesli, La, yüksek sesle ağlamayın. E, kurtaracak yahu. İşte aynı şekilde böyle olmuş, böyle olmuş efendim. Efendim ben de sizi e, ar size arz ettim. Evet, e, evet, evet. Efendimiz vahiy yoluyla Allah ona bildirmiş. Onur da bunu söylemiş. Ahmet İbni Hanbel Bukhari, Müslim, Nesai, Nesai, Cabir radıyallâhu evet, e, Abdullah Ansari babam öldü diyor, öldürmüştü, ölmüştü e, ve benim şeyim, halam, birçok e, Abdullah ibn Amr'ın şeysi e, babasıydı bu ölen, e, şey olmuştu, ağlamıştı da, sen ister ağla, ister ağlama, o çoktan Allah'ın yüce makamına, ulaştı. Melekler etrafını sardı. Onların gölgesinde gölgesinde o yüce makama yükseldi diye o zaman bu müjdeyi vermiş. Ben de size Efendimizin bu müjdeli haberlerini veriyorum. Lütfen lütfen e, hakim olun ve e, ölen kimseye azap ettirmeye sebep olmayın. Bağıra çağrı ağlamayın. Böyle komşumuz, kardeşiniz falan olsa güzellikle, güzel kardeşim yapma böyle ağlama böyle bağırma çağırma diye de onu uyarın. Neden? Biz ahir zaman ümmetiyiz. Peygamberimiz ahir zaman peygamberi. Ahir zaman peygamberinin markası "Kuntum hayra ümmeten uhricet lin-nasi ta'muruna bil maruf ve münker." Sadece ben şimdi bu benim görevim. Size din kardeşiniz olarak dininizin hükmünü arz ediyorum. Ama siz de müminsiniz. Diğer müminlere karşı hanımınızdan, çocuklarınızdan, komşunuzdan, akrabanızdan, konuştuklarınızdan kardeşim bu yaptığın yanlış diye güzellikle fitne çıkarmadan siz de dinimizin emirlerini öğreteceksiniz. Hepimiz birbirimizi kardeşiyiz. Müminler dünyanın neresi dolusu olsun bir vücudun azaları gibidir. Kulağımız, gözümüz, burnumuz, dudağımız, kolumuz, bacağımız. Kolum ne olsun diyebilir miyiz? Değil mi efendim? Vücudumuz parçası. Bütün müminler bir mümin böyle koruyacaklar, böyle sevecekler, bildiklerini anlatacaklar. Bir hoca olarak bizler, hoca sınıfında olanlar dinin hükümlerini söylemezlerse, sordukları zaman cevap vermezlerse, yülcemi cömü bileceğ minnar, ateşten gem vuracak onlara. Niye söylemedin? Neyi anlatmadın diye. E siz de evinizin hocasınız, hanımızın hocasınız, ana olarak çocuklarınızın hocasınız. Kardeş olarak müminlerin hocasısınız. Siz de bunları anlatacaksınız. Allah sizden razı olsun.